Merhabalar. Ankara Düşünce Atölyesi 2021 Bahar Dönemi Bilimsel Araştırmalar dersimizi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde görev yapmakta olan Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Durmaz hocamız ile birlikte gerçekleştireceğiz. Sürecimiz yaklaşık olarak 10 hafta boyunca devam edecektir. Konular birbiriyle bağıntılı olduğu için derslere katılmanızı, devamsızlık yapmamanızı özellikle istirham ediyoruz. Buyurun hocam, söz sizde. Başlayabilirsiniz. Evet, teşekkür ediyorum Merve. Rica ederim hocam. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Öncelikle bize böyle bir imkan sunduğu için Ankara Düşünce Atölyesi'ne çok teşekkür ederiz. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben doktor öğretim üyesi Ahmet Durmaz. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Nevşehirliyim. Sosyal bilgiler eğitimi mezunuyum arkadaşlar. Alanım sosyal bilgiler eğitimi. Şimdi bilimsel araştırmalar atölyesini bu dönem birlikte yürüteceğiz. İşte ilk haftalarda ben temel kavramlarla ilgili giriş yapacağım. Daha sonrasında işte Bilal hocamız var. O devam edecek. İşte arada Muhammed hocamız var. Onlarla birlikte devam edeceğiz. Sürecimizi bu şekilde ilerleteceğiz. Şimdi bilimsel araştırmalarla ilgili bir giriş yapacağım. Şöyle hemen. Bizim bu haftaki olayımız temel kavramlar. Hani bildiğimiz üzere. Yani temel kavramlar, bilimsel araştırmalar dendiği zaman işte hangi kavramlar vardır, bu kavramların kullanım şekli nedir, nasıldır, bunların tanımları nelerdir? Öncelikle onlarla ilgili bir bilgi edineceğiz ki bilgi edineceğiz deyince de karşımızda bilgi var. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bilgi nedir? Bilgi nedir diye sorduğumuzda herkesin verdiği cevap farklı farklı olacak. İşte burada sorabilir miyim? Bilgi nedir? Şurada hemen yazalım. Yani size göre bilgi nasıl bir şeydir? Nasıl tanımlarsınız? Veya o bilgiyi nasıl edinirsiniz? Evet, var mı söylemek isteyen? Evet. Öğrenilen şeyler. Evet, arkadaşlar mikrofonunuzu açıp da söyleyebilirsiniz. Sırayla izin verebiliriz. Deneyimler sonucu elde edilen şeyler, öğrenilen gerçek şeyler, bir konu hakkında kazanılan öğrenimler. Şimdi peki biz bu bilgiyi nasıl elde ediyoruz arkadaşlar? Onu bir sorayım. Şimdi ben şöyle bir, daha doğrusu biraz daha basit bir şekilde. Şimdi herkes örneğin eve, işte dışarıdan eve geliyorsunuz değil mi? Eve geldiğinizde akşam karnınız acıktı. Karnınız acıktı, kapıyı açar açmaz içeri bir yemek kokusu var ve o yemek kokusunu alıyorsunuz. Şimdi birçoğumuz ne yapıyor? O yemek kokusundan yemeğin ne olduğunu bilebiliyor. Öyle değil mi? Yani yemeğe işte bakıyorsun, kokuyu alıyorsun, diyorsun ki ya bugün evde işte kuru fasulye yapılmış. Ya da yaprak sarması yapılmış. Ben yaprak sarmasını sevdiğim için biraz özellikle söyleyeyim. Ya da yemeğin dibine tuttuğunu anlayabiliyorsunuz. Öyle değil mi? Bunu nereden anlıyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Yani o yemeğin kuru fasulye olduğunu ya da işte yaprak sarması olduğunu ya da başka bir yemek olduğunu nereden anlıyorsunuz? Deneyimlerden değil mi? İşte geçmiş tecrübelerden. Yaparak, yaşayarak ya da mantıksal, sezgisel hislerle diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, daha öncesinden ben onu gördüm değil mi? Yani o yemeği öncesinde bir deneyimledim. Bunun kokusunu aldım, tadını aldım. Ben bunun kuru fasulye olduğunu dediler ki bana bu kuru fasulye. Ben onu kodladım. Onun kuru fasulye olduğunu, bilgisini aldım. Şimdi o bilgi bende ne oluyor bir süre sonra? Kalıcı hale geliyor değil mi? Ben onun artık kuru fasulye olduğunu ben de yerleşti, yani beynime yerleşti. İşte bu da öğrenme oluyor arkadaşlar. İşte kalıcı hale geldiği zaman ben o bilgiyi öğrenmiş oluyorum. Şimdi bilgiyle ilgili
literatürde birçok tanım var. Şimdi özellikle onlara bir bakalım. Şunumuzu hemen şöyle çekelim. Bilgi kişilerin öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla çaba sarf ederek elde ettiği olguları ifade eder. Şimdi bakın bir tanımda kişilerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu. Şimdi öğrenme ne dedik? İşte biz eğitimciler öğrenmenin tanımını yaparken işte bireydeki istendik davranış değişikliğini kalıcı hale gelmesi öğrenme diyoruz. İşte eğitim fakültesinde o bireyden istediğimiz istendik davranış nedir? Öğretmen olması. Ya da mühendislik fakültesinde ne oluyor? Kişinin mühendis olarak o fakülteden mezun olması. Şimdi oradan edinmiş olduğu bilgileri kalıcı hale geldiği zaman da öğrenme meydana geliyor. İşte kişilerin öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla, işte bazen gözlem yoluyla da birçok bilgi edinebiliyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Yine aynı bir şekilde öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçeklerdir. Bir diğer tanımımız çeşitli hissi yaşantıların mantıkça, az önce bir arkadaşımız söylemişti, mantıkça bir örnek düşünce dizgesine uydurulması için gösterilen, çabalara verilen isim olarak ifade edilir. Şimdi sizin de mantığınıza uyduğu zaman, örnek veriyorum, geçmiş yaşantılarınızdaki deneyimlere de dayanarak işte mantığınıza uyan bir durum ortadayken bilgiyi daha kolay ediniyorsunuz. Bilgi işlemede kullanılan üzerinde anlaşma sağlanmış kurallardan faydalanarak kişinin veriye yönelttiği anlam olarak ifade edilir. Şimdi burada bilginin literatürde geçen tanımlarını görmüş oluyoruz. Farklı farklı görüyoruz ki yani bilginin edinme nasıl edinildiğini, ne şekilde öğrenildiğini de bir nevi görmüş oluyoruz. İnsan aklının kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen isimdir. Bir yargılamada bulunabilmek için bilinmesi gereken unsurların her birine verilen isimdir. İnsanların toplumsal iş ve düşünme etkinliklerinin bir ürünü olan değişken objektif çevredeki tarafsız yasal ilişkilerin dil şekli altında fikri düzeyde yeniden üretilmesine dayanan olgudur. Şimdi baktığımız zaman bilginin birçok tanımı var. İşte literatürde geçen tanımları. Ben basit bir şekilde bir bilgi nasıl edindiğimizi mesela anlattım. İşte yemek, bir yemeğin kokusundan anlayabiliyoruz o yemeğin neye ait olduğunu. Ya da işte insanlar ne yapıyor? Doğduğunda, değil mi? İşte bir çevrenin içerisine doğuyor. İşte bir sosyal bir çevrenin içerisine, ailesinin içerisine, bir belli bir kültürün içerisine doğuyor. Zamanla ne yapıyor? Orada o kültürden etkileniyor. İşte o kültürle ilgili birçok bilgiyi çevresinden ediniyor. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında bilim ve bilgiyle ilgili daha net bir ifade kullanabilmemiz için bizim bilim felsefesini de bilmemiz lazım arkadaşlar. Yani bilim felsefesiyle ilgili okuma yaparsanız ya da bilim felsefesi atölyesi var bildiğim kadarıyla. O bilim felsefesi atölyesine de katılırsanız işte bilim ve bilgiyi daha geniş çaplı bir bilgi edinerek öğrenmeniz gerekir. Mesela ben her zaman öğrencilere şeyi söylerim. Bir şeyi öğrenmek istiyorsanız onun felsefesini de bilmeniz lazım. Yani felsefesini bildiğiniz zaman temelden oturtup ilerideki konuları daha iyi şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi bilmenin yolları arkadaşlar. İhtiyaç duyduğumuz bilgiye nasıl ulaşırız? Evet, biz ihtiyaç duyduğumuz bilgiye nasıl ulaşırız arkadaşlar? Evet. Fikirleri alalım. Deneme yanılmalarla, kitap, makale, tez yoluyla, kaynaklarla, araştırarak, bir bilene sorarak, evet yani bir bilene sormamız lazım. Gözlem, dergi, kitap, bazen ulaşamayız. Evet,
İşte evet, vahiy yoluyla diyor bir arkadaşımız. Yaşantı yoluyla. Şimdi arkadaşlar, yani bilgiye Google'a sorarız. Evet, aynen. Şimdi Google'a da sorarsınız bilgiye. Yeter ki o bilgiye ulaşalım diyorsunuz. Ama işte ulaştığınız bilginin doğru olduğunu nasıl bileceksiniz? Onunla ilgili de ciddi manada soru işaretleri var. Şimdi aynı söylediğimiz gibi bilgiye ulaşmanın birçok yolu var arkadaşlar. Şimdi bunları genel anlamda temellendirip başlıklar haline topladık. Bir kere deneyimle, değil mi? Deneyim var. Görüş birliği var. Uzman görüşü var. Mantık ve bilimsel yöntem. Şimdi bunlar bilmenin yolları. Bir bakalım bunların içeriğinde neler var. Şimdi hava sıcak diyoruz, değil mi? Bu havanın sıcak olduğunu biz nasıl biliyoruz? Hava sıcak. Evet, nasıl biliyoruz arkadaşlar? Hissederek. Evet. Terlediğimizden, duyularla, duyu yoluyla, değil mi? Duyularla, evet. Şimdi bu bizim için nedir? Havanın sıcak olduğu deneyimdir aslında, değil mi? Yani deneyim yoluyla duyusal algı. Daha öncesinden işte böyle bir sıcak olduğunu sen, işte bunu aslında biz küçük yaşta öğreniyoruz. Sıcak diyoruz. Daha doğrusu bunu hissediyoruz biz. Oradan bir tanesi diyor ki aynı hissiyata kapılıyor. İşte çocuğun işte annesidir, babasıdır vesaire küçüklükte. Çok sıcak diyor. Hava çok sıcak diyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bunun çocuk deneyimlemiş oluyor ve o hissiyatı yaşadığında sıcak kelimesini öğrenmiş oluyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla onun sıcak olduğunu o zaman öğreniyor. Görüş birliği. Baktığımız zaman görüş birliği diğer kişileriyle görüş alışverişi arkadaşlar. Mesela şöyle bir durum oluyor. Örnek vereyim. İşte bir erkek bir kızı sevmiş. Tamam mı? İşte o kızı istemeye gidecekler. Şimdi kızın ailesi diyor ki ya işte bu erkek nasıl birisidir? İyi midir, kötü müdür, nedir, necidir vesairedir. Bunu öğrenmek için ne yapıyorlar? Genelde sorup soruşturuyorlar, değil mi? İşte bir bilene soralım diyorlar. İşte yakın çevresinde kimler var? Ortak arkadaşlarımız var mı? Tanıyan var mı? Vesaire. Ya da mahallenin muhtarına soruyor. İşte bazıları GBT taramasına varana kadar yaptırabiliyorlar. İşte bunu da diğer kişilerle görüş alışverişi yaparak ne yapıyorlar? O bilgiyi elde ediyorlar. Öyle değil mi? Şimdi uzman görüşü. Uzman görüşü dediğimizde nedir arkadaşlar? Mesela şimdi bilimsel araştırmalarda da işte ileride göreceksiniz. Örneğin ölçek geliştiriyorsun ya da soru hazırlıyorsun. Görüşme soruları hazırlıyorsun nitel bir çalışmada. Diyorlar ki uzman görüşü alın. Şimdi uzman görüşü derken o alanla ilgili uzman olan kişilerden görüş alın. Şimdi literatürde uzman dendiği zaman en az yüksek lisans mezunu olması lazım. Yani literatürde geçen uzman, alanında uzman kişi olarak tabir etmemiz için lisansüstü eğitimden yüksek lisans mezunu olanları işte uzman diye tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Ama bunun dışında tabii ki herkesin bir uzmanlık alanı vardır yüksek lisans yapmasına. Şart değil. Biz literatürde bizim uzman olarak belirttiğimiz kişi bu şekilde. Şimdi uzmanın bildiğine dayanan görüş. Şimdi ben mühendislikle ilgili ya da elektrik elektronik mühendisliğiyle ilgili, bilgisayar mühendisliğiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Şöyle bir durum var. Ya da bir prizi priz yerinden çıkmış. Ben bunun elektrik bağlantısını yapacağım. Nasıl yapacağım? Kime sormam lazım bunu? Alanında uzman kişi, yani elektrikçiye sormam lazım. Öyle değil mi? Dolayısıyla ona sorduğumuz zaman onunla ilgili bilgi edinebiliyoruz. Şimdi artık gerçi şey var, teknoloji gelişti. Görüntülü aramayla her şeyi halledebilirsiniz. Teknoloji çağındayız. Artık bunların hepsi, yani bilgiye ulaşmak, bilmenin yolları artık daha da fazlalaştı arkadaşlar. Şimdi mantık. Mantık deyince aklımıza ne geliyor?
Evet, bilmenin yollarından bir tanesi de mantık. Yani burada aklımıza gelen şey nedir arkadaşlar? Akla uygun olan, akla yatkın, fikir yürütme, değil mi? Tutarlı olan, sembolleştirme. Evet, şimdi arkadaşlar mantık dersi şöyle bir şey. Eskiden üniversite sınavlarına hazırlanırken felsefe dersinin içerisinde verilirdi biliyorsunuz mantık. Hani önermeler vardı vesaire değil mi? Şimdi ne mesela? Duyusal veriyi zeka ile işleme. Değil mi? Mantık yani duyduğumuz, gördüğümüz, duyusal anlamda hissettiğimiz şeyleri zeka ile işliyoruz. Örnek verelim. Tüm insanlar ölümlüdür. Ayşe bir insandır. Bu mantığımızın sonucu ne çıkıyor arkadaşlar? Hani o halde diye devam eden bir mantığımız vardı bizim, değil mi? Tüm insanlar ölümlüdür. Ayşe bir insandır. O halde Ayşe ölümlüdür, değil mi? Evet, bu da bizim yargımız oluyor arkadaşlar. Büyük ve küçük önerme doğru ise yargımız doğrudur. Ha tabii burada bakın önemli olan ne? Büyük ve küçük önerme doğru ise diyor, yargı doğrudur diyor. Mesela hayat acıdır. İşte biber bir sebzedir. O halde hayat bir sebzedir mesela. Değil mi? Şimdi bunu düşündüğümüz zaman burada büyük ve küçük önermenin doğru olup olmadığına bakacağız. Yani uyuyor mu, uymuyor mu? İşte bununla ilgili bir de tatlı ile ilgili bir şey vardı da aklıma gelmedi şu an. Öyle bir örnek vardı. Şimdi bizim için burada önemli olan ne? Mantıksal açıdan bizim zekamıza yani zeka işleme diyoruz ya zeka işleme kısmına uyması. Şimdi bazen ne yapıyoruz? Farklı farklı birbirine alakasız kelimeler veriyoruz. Değil mi? Diyoruz ki bununla ilgili bir cümle kurun. Şimdi birçoğunuz birbirinden bağımsız, alakasız, hiç ilgisi olmayan kelimelerle cümle kuramıyorsunuz. Niye? Çünkü yani bunları mantığınıza yatmıyor. Yani siyahla yoğurdu bir arada kullanamıyorsun mesela. Mantığa yatması için ne yapması lazım? Birbirine yakın, birbirine benzer, ilişkili kelimelerin bir arada verilmesi lazım. Dolayısıyla biz yani bir şeyi bilirken de onları, evet aralarında bağlantı olması lazım aynen Ayşe. Bir şey bilirken de ne yapmamız lazım? Aralarında bağlantı kurmamız gerekiyor. Birbiriyle ilişkisine bakmamız gerekiyor. Şimdi, bilmenin yollarına bir de şöyle bir örneğimize devam edelim. Hakan Bey'in bronşit hastalığı olduğu sonucuna vardım diyor doktor. Şimdi diyoruz ki bunu neye dayanarak vardın yani bu sonuca? Hakan Bey bronşit diyorsun. O da diyor ki röntgen ve kan testlerinin sonuçlarına dayanarak. Şimdi burada ne var? Elimizde bir veri var değil mi? Bilgi var. Diyoruz ki yani röntgen ve kan testleri var. Şimdi ona dayanarak diyoruz ki daha önceki deneyimlerinden de yararlanarak tabii doktor. Çünkü doktor bronşitle ilgili daha önce bir deneyimi vardır. İşte röntgende şöyle görünürse ya da kan testlerinde şu çıkarsa bronşittir. Bilgisini elde etmiş, değil mi? Daha sonra o bilgisini yine aynı şekilde karşılaştığı bir sorunda kullanıyor. Diyor ki bu röntgen ve kan testleri sonuçlarına dayanarak Hakan Bey bronşit diyor. İşte bu da bilgiyi elindeki verilerden yararlanarak elde etmiş oluyor. Yani bu bizim bilimsel yöntemimiz. Hani bilimsel yöntemle de biliriz dedik ya. İşte bu da bizim bilimsel yöntemle elde ettiğimiz şekli. Şimdi gelelim bilim nedir arkadaşlar? Evet. Bilim dendiği zaman insanların aklına ne geliyor? Ya da bilim imajı nasıl canlandırıyor? Evet. Sizin gözünüzde bilim nedir arkadaşlar? Bakalım. Araştırmadır. Mutlak gerçek, kanıta dayalı olması, değer üretmek, keşfetme, kümülatiftir,
Bilginin sistemleştirilmiş halidir. Merak, delillendirme, bilinmeyeni bulmak. Şimdi birçok şey var. Bilimle ilgili işte gördüğümüz gibi birçok tanım var. Şimdi biliyorsunuz ki yıllardır işte bilim nedir, bilim olan şeyler gerçekten bilim mi, bilim değil mi, neye göre bilim, biz bunu neye göre bilim diyeceğiz vesaire tartışmalar oluyor. Yani bilim felsefesine de baktığımız zaman, bunun felsefi boyutunda temeline baktığımızda ne oluyor arkadaşlar? Tartışma oluyor. Şimdi bilim dendiği zaman insanlar hep hemen hemen aynı şeyleri söylüyor. Burada da gördüğümüz gibi. Şimdi bilimle ilgili literatürde nasıl tanımlanmış onlara bakacağız. Bilim çevreyi anlama ve açıklama gayretlerinin tamamını ifade eder. Çevreyi anlama ve açıklama gayreti. Olayların ve nesnelerin oluşum, yapı ve gelişimindeki kanunları açıklamaya çalışan, olguları mantıki düşünceyi temel alan, tarihi nitelikte bilgi düzeni olarak ifade edilir. Bir diğer tanımımız evrenin bir bölümü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgidir. Evet, az önce bir arkadaşımız da söyledi buna benzer bir şey. Bilimin temeli tecrübe, deney ve araştırmadır. Şimdi bakın arkadaşlar, ne dedik? Bilgiyi nasıl elde ediyoruz? Yine bilgi de tecrübeyle, deneyimlerimizle elde ediyoruz, değil mi? Tecrübe, deney ve araştırma. Şimdi bilimle ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi genelde bilim ve bilim insanı dendiği zaman işte biraz hemen şuradan, pardon, bazen şey çıkmıyor. Evet, bilim ve bilim insanı dendiği zaman insanların aklına hemen aynı şeyler geliyor. Şimdi ben bir bilim insanı imajı nasıl olur onu sormak istiyorum. Şimdi size bir bilim insanı tabir edin. Yani bana bir bilim insanı söyleyin. Şöyle olur, şu özellikte olur. Çok bilen, objektif olmalı, meraklı. Şöyle söyleyeyim. Şimdi gözünüzde bir bilim insanı canlandırın. Tamam mı? Sadece bilim insanı. Fiziki olarak soruyorum. Evet, verilere dayalı hareket eden. Evet, onlar tamam, yapması gerekenler şeyler ama bir bilim insanını tarif edin bana. Gözlüklü. Evet. Başka? Kel. Kır saçlı. Beyaz önlüklü. Derin manalı bakan. Gözlerin altı morarmış, yorgun. Evet, başka? Yani canlandırın gözünüzü kapatın. Normal dışı tuhaf, yaşlı. Gözlüklüler zekidir. Evet, şimdi arkadaşlar, bilim insanı dendiği zaman, bakın, insanların aklına genelde fen bilimleri geliyor, değil mi? Baktığımız zaman, işte bir bilim insanı söylendiği zaman herkesin aklına bir fen bilimci geliyor. İşte laboratuvarda çalışan, değil mi? Laboratuvarda çalışıyor, işte elinde o malzemeler var, önlüğü var, değil mi? Baktığımız zaman herkesin aklına fen bilimleri geliyor. Yani ama baktığımız genel anlamda bilime bakıldığında sosyal bilimler de bir bilim. Öyle değil mi? Peki sosyal bilimleri niye kimsenin aklına gelmiyor? Evet. Bu soruyu sorayım. Sosyal bilimler niye gelmiyor? Mesela sosyal bilimlerde de bir sürü disiplin var. Onlar da bilim olarak geçiyor. Ya da fen bilimleri ve sosyal bilimlerini ayıran şey nedir? Evet, medyada daha çok fen bilimleri empoze ediliyor diyor. Sonradan çıktı. Küçüklükten fotoğraflardan falan kalan yargımız. Fen bilimleri kadar net olmadığı için olabilir mi? Evet. Peki bilim olması için net olması gerekiyor mu arkadaşlar?
ya da fen bilimleriyle sosyal bilimleri kıyaslayabilir miyiz? Evet. Fen bilimleriyle sosyal bilimleri kıyaslayabilir miyiz? Her biri kendi içinde özel. Güzel. Hayır, kıyaslayamayız. İlgilendiği alanlar farklı. Evet, şimdi arkadaşlar. Öncelikle şunu bir nitel özellik daha baskın sosyal bilimlerde. Evet, onlara geleceğiz hepsine. Öncelikle şunu bir netleştirelim. Şimdi bilim dendiği zaman insanların aklına genelde fen bilimleri geliyor. Ya da fen bilimleriyle ilgili disiplinler geliyor. Ancak sosyal bilimler de bir bilim tabii ki, değil mi? Sosyal bilimlerin altında da disiplinler var. İşte şöyle bir yanlış yargımız var. Fen bilimleriyle sosyal bilimleri aynı kategoride değerlendirmek. İkisini aynı kategoride değerlendiremeyiz arkadaşlar. Sosyal bilimlerin doğası ayrı, fen bilimlerin doğası ayrı. Öyle değil mi? Yani fen bilimlerini kendi içerisinde değerlendireceğiz, sosyal bilimlerini kendi içerisinde değerlendireceğiz. Bilim denince zeka, zeka denince neden fen bilimler akla gelir? Evet, yani herkeste aynı yargı var zaten Hatice. Şimdi bu olaya baktığımız zaman sosyal bilimleri de, sosyal bilimlerin de doğası var. Örneğin işte sosyal bilimlerde tarihle ilgili herkesin farklı farklı yorumları var, değil mi? İşte bu farklı yorumların olması onun bilim olmadığı anlamına gelmiyor. Zaten tarihin doğası gereği bunun olması gerekiyor, öyle değil mi? İşte bu da sosyal bilimlerin zenginliğini gösteriyor. Yani şimdi herkes diyor ki ya fen bilimlerinde kesin doğru var. İşte kesin doğru var diyemiyoruz ki. Yanlışlanabiliyor. Öyle değil mi? Bir süre sonra ne yapıyorsun? O bilgi yanlışlanıyor ve yanlışlandığı zaman diyorsun ki ha bak demek ki bu bilgi şimdiye kadar böyle biliyorduk ama demek ki böyle değilmiş. İşte gitgide ne yapıyor? Yenileri eklendikçe, o bilimle ilgili yeni bilgiler ulaşıldıkça o da değişiyor. Dolayısıyla bak fen bilimlerinde de demek ki değişiklik olabiliyormuş. Şimdi sorduğumuz zaman insanlara felsefe de bir bilimdir. Görüş farklılıkları bilim olmadığı anlamına gelmez. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir soru sorayım. Ben sosyal bilimciyim gerçi ama fen bilimleriyle ilgili de bir soru sormuş olayım. Su kaç derecede kaynar arkadaşlar? Evet, yüzden havalarda uçuşuyor. Çok güzel. Evet, 100 derece diyorsunuz değil mi? Su her derecede kaynar diyor. Evet, 101 diyen var. Evet, şimdilik 100 diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Suyun 100 derecede kaynadığını ne yaptık? Ya işte bir kişi de demiyor ki ya ben bir deneyeyim bakayım su gerçekten 100 derecede mi kaynıyor? Bir kaynatayım. Bir tam kaynadığı noktada bir bakayım kaç derece. Şimdi fen bilimciler daha iyi bilir muhtemelen de. Bulunduğu yere göre değişir arkadaşlar. Örnek veriyorum, Everest Dağı'na çıkın bir deneyin. Kaç derecede kaynıyor? Deniz seviyesinin kaç derecede? Yani bulunduğu yere göre değişiklik gösteriyor. Bakın gördünüz mü? Biz bilim olarak bunu ne yapmışız ama sabitlemişiz bu. Bilimsel bilgi demişiz. Su 100 derecede kaynar. Aynı şekilde coğrafya için de söylüyorum. İşte coğrafyada şöyle bir tabir vardır. İşte yükseklere çıkıldıkça kaç metrede sıcaklık düşer arkadaşlar? Sözelci arkadaşlar da vardır burada. Evet, 100 metrede bir derece mi düşer? 200 metrede bir derece. Evet, 33 metre diyor. O aşağı inerken olabilir. 33 derecede bir. Evet, coğrafyalar zayıf arkadaşlar. Onu görmüş olduk. 200 metrede bir derece diye biliyorsunuz, değil mi? Peki yazın mı, kışın mı? Hadi bakalım. İşte bak, biz bunu ne yapmışız? Sabitlemişiz. 200 metrede bir derece diye. Şimdi yazın farklı olur, kışın farklı olur, değil mi? Kışın yukarı çıkarken daha farklı olur sıcaklık. Yazın çıkarken daha farklı olur. Dolayısıyla bilim dendiği zaman hani böyle kesin yargılarla işte tamam bu budur diyemeyiz. İşte yerine göre, durumuna göre, sonradan gelecek bilgiye göre bunların hepsi değişebilir. Evet, bağlaneme göre diyor Emine Hocam. Teşekkürler. Şimdi bilimin literatürde geçen tanımlarına bir bakalım arkadaşlar.
Bilimin temeli deney, tecrübe, deney ve araştırmadır dedik. Bilimin temel işlevleri. Birincisi anlama, değil mi? Anlamak için, yani bilim bizim bir şeyi anlamamızı sağlıyor. İkincisi açıklama. Nomotetik üçüncüsü. Dördüncüsü kontrol. Şimdi bakalım. Evet. Şimdi anlamaya dediğimiz zaman, yani bir şeyi anlamamız için bilime müracaat ediyoruz, değil mi arkadaşlar? Açıklamak için spesifik bir bir olayın açıklanması. Örneğin X olayıyla ilgili ben bir açıklama yapmak istiyorum. Ne yapıyorum? Bilimden yararlanıyorum. Bilimsel açıdan bu nasıl yapılmış, nasıl bulunmuş, ondan yararlanıyorum. Yine nomotetik, daha çok olayın genel olarak açıklanması. İşte ne yapıyorsun bir süre sonra? Genelleme yapıyorsun. Şimdi genellemede de şöyle bir şey arkadaşlar. Genelde yapılan çalışmalara baktığımızda, örnek veriyorum. İşte öğretmenler üzerine bir çalışma yapıyor, değil mi? Örneklemini seçiyor. Onlara bakacağız. İleride örneklem seçimi nasıl olur? Neye göre seçilir? Seçilen örneklem sonucunda nasıl bir genelleme yapıyorlar, yapılmıyor vesaire. Onlara bakılacak ilerleyen zamanlarda. Örneklemini seçiyor. Tamam mı? Örnek vereyim. İşte X şehrinde yer alan öğrencilere yapıyor çalışmayı, öğrenciler üzerinden. Diyor ki tüm Türkiye'deki öğrencilere böyledir diye genelleme yapıyor. Şimdi bu ne kadar doğrudur arkadaşlar? Yani X şehrinde yer alan öğrencilere göre yapıyorsun. Bu sonucu buluyorsun. Bunu Türkiye geneline genelleyebilir misin? Evet, genelleyebilir misiniz arkadaşlar? Hayır, genelleyemeyiz. Tartışılır. Evet. Şimdi onun da işte bir hesaplaması var. İşte bu genel evrenin şu kadarını kapsıyor. Bu kadarına genelleme yapabiliriz vesaire. Ana kütleyi temsil etmesine göre. Aynen. Dolayısıyla genel olarak açıklamak için de bilimi kullanıyoruz. Kontrol amaçlı, değil mi? Mesela var olan bir durumu ne yapıyoruz? Açıklamaya çalışıyoruz bazen. Yeri geliyor. Ondan, o zaman da bilimden yararlanıyoruz. Şimdi bakalım. Bilimin temel özellikleri. Gerçeği ifade eder. Değil mi? Mantıksaldır. Ne dedik? Mantığımıza yatması lazım. Nesneldir. Evet. Genelleyicidir. Bilim seçicidir. Temel kabullere dayanır. Olguları bol gerçek bir dünya vardır ve bu dünya araştırılabilir durumdadır. Bilimde miktar her zaman vardır. Şimdi bunlar fen bilimleri ve sosyal bilimleri bağlamında tabii ki ayrılıyor arkadaşlar bazı noktalarda. Bilimin amaçları. Bilim neyi amaçlıyor arkadaşlar? Yani biz niye bilim yapıyoruz? Amacımız ne? Evet. Niye bilim yapıyoruz biz? Sorgulamak için, gerçeğe ulaşmak, doğru bilgiye ulaşmak, gerçek bilgiyi bulma, sunma, veri elde etme, geçerli ve güvenilir bilgi, değil mi? Problem çözme. Şimdi öğrenmek için, içinde var olduğumuz evreni anlamak için anlam bulma. Şimdi bilimin amaçları. Dediğimiz zaman bilimi demek ki bu sebeplerden dolayı yapıyoruz. İnsanlığa hizmet, rehberlik. Şimdi arkadaşlar, evet, bu söylediğimizin hepsi var. Öncelikle şimdi bilimsel araştırmalarda şunu da göreceğiz. Öncelikle bir problemimiz olması lazım, değil mi? Yani bir sorunumuz olacak ki biz çözeceğiz bunu. İşte bunu çözerken de bilimsel yollarla elimizdeki verilerden yararlanarak çözeceğiz. Şimdi katil kim diye bir oyun var, biliyor musunuz? Ya da işte bir cinayet işleniyor. O cinayetle ilgili ne yapıyorsun? Katilin kim olduğunu bulmaya çalışıyorsun. Burada ne yapılıyor? Elimizdeki verilerden yola çıkarak bakıyorsun. İşte bazen böyle resim verirler, değil mi? O resimde diyor ki işte katil kim sizce diyor. İşte orada elimizdeki verilerden yararlanarak diyorsun ki işte
Birinin elinde ölen adamın tişörtünden izler var, işte bir parça var vesaire falan. Bu delillerden yararlanarak bir dedektif gibi ulaşıyoruz. Ya da bize gösterilen veriler. Aynen. Dolayısıyla elimizdeki o verilerden yola çıkarak biz olan şeyleri söylüyoruz. Şimdi burada da bilimde de öyle. Bilimsel araştırmada da öyle. Elimizde ne varsa o. Yani varsa vardır, yoksa yoktur. Olmayan bir şeyde biz var diye yazamayız, söyleyemeyiz, öyle değil mi? Yani bu da etik kurallar açısından zaten olmaz. İşte bilimdeki etik kısmına da yine ilerleyen süreçlerde bakacağız. Bilim gerçekleri tasvir eder ve anlatır. Gerçeğin açıklanması ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi. İlişkilerin ve değişmelerin tahmin edilmesi. Olayların ve olguların kontrol edilebilmesi. Bunlar bilimin amaçları arkadaşlar. Gerçeği tasvir eder, anlatır. Gerçeği açıklar, anlaşılır şekilde ifade eder. İlişkilerin, değişmelerin tahmin edilmesi, olay ve olguların kontrol edilmesi. Yani bazen ne yapıyoruz? İşte iki şey arasındaki ilişkiye bakıyoruz değil mi? Örneğin diyoruz ki çok yemek yiyenler çok kilo alır gibi değil mi? Öyle mi? Mesela diyoruz ki biz çok yemek yemek çok kilo aldırır. Bununla ilgili bir bilimsel çalışma yapıyoruz. Gidiyoruz, diyoruz ki işte siz çok kilolusunuz. Bunun sebebi nedir diye soruyoruz. İşte o diyor ki çok yemek yemekten, şunu yapmaktan, bunu yapmaktan. Onunla, ya da iki ölçeğimiz var. O iki ölçek arasında ilişkiye bakıyoruz. Buna göre değerlendiriyoruz. Bilimsel araştırma. Şimdi bilgiyi öğrendik. Bilimin ne olduğunu öğrendik. Bilimsel yöntemi öğrendik. Bilimsel araştırmaya gelelim arkadaşlar. Öncelikle şunu sorayım. Araştırma nedir arkadaşlar? Araştırma. Araştırma derken aklımıza ne geliyor? Kendi tabirinizle, size göre veri toplama, evet aynı anda geldi, bilgi elde etmeye çalışma, bir konu hakkında bilgi sahibi olma, fikir sahibi olmak için çaba göstermek, gerçeği ortaya çıkarma çabası, bir konu hakkında kaynakların taranması, detaylı inceleme yapma. Şimdi bakalım. Merak etme duygusunun tetiklendiği süreç. Şimdi bakalım literatürde nasıl geçiyor? Bilinmeyene uzanarak bilinenleri artırma çabalarının tümü araştırma adında toplanır. Yani biz bilmediğimiz bir şeyi ulaşmaya çalışıyoruz değil mi? Şimdi diyoruz ya bununla ilgili bir araştırma yapayım. Bilmiyoruz biz. Bilmediğimiz bir olay, merak ettiğimiz bir olay. Az önce ne dedik zaten? Ya işte çok yemek yemekle kilo almak arasında bir bağlantı var mı? Bunu merak ediyoruz değil mi? Bilmiyoruz biz. Dolayısıyla bununla ilgili bir araştırma yapıyoruz. Bilinenleri artırıyoruz arkadaşlar. Bir yönüyle araştırma bilinmeyenlere uzanmak için tutulan yolların ortak adı. Yani biz bilinmeyen bir şeye ulaşmamız için kullandığımız yol. O bizim araştırmamız. Bilimsel araştırma nedir baktığımız zaman? Bilimsel araştırmada araştırmacının sistematik bir şekilde veri toplaması ve bu verileri analiz etme süreci olarak yukarıda verilen tüm araştırma açıklamaları bilimsel araştırma olarak kabul edilir. Yani biz ne dedik? Bir veriye ulaşmamız için ne yapıyoruz? Araştırma yapıyoruz. Bunu sistematik bir şekilde verileri toplayacağız. Topladığımız verileri analiz edeceğiz. Analiz ettiğimiz verileri ne yapacağız? Yorumlayacağız. Bulgular kısmına yazacağız. Bu da bizim bilimsel araştırmamızı ortaya koyacak arkadaşlar. Bilimsel araştırma problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla. Şimdi biz öncelikle bir araştırma yaparken ne var? Bir bilinmeyen var değil mi? Biz o bilinmeyene ulaşmak istiyoruz. Ya da bir problemimiz var. Şimdi diyoruz ki biz işte eğitim bilimlerinde genelde çalışma yaparken örnek veriyorum. Bir öğrencilerin motivasyonu düşük derste. Diyorum ki bunların motivasyonu niye düşük? Ne yapıyorum?
sorular soruyoruz, öğrencilerden veri topluyoruz. Ya da bu öğrencilerin motivasyonunu ben nasıl artırırım? Motivasyonunu artırayım ki öğrencilerin derse olan ilgisi artsın, değil mi? Bunun bu yönde, bu motivasyonu artınca öğrenci başarılı olabiliyor mu, olamıyor mu, ona bakayım. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bir problemimiz var. Problemi öğrenip çözüme kavuşturmak. Aynen öyle Ayşe. Problemi öğreniyoruz, sonra onu çözüme kavuşturuyoruz. Bizim amacımız bu. Hani diyoruz ya, işte bilim insanının bir derdi olsun. Yani dert olacak ki yapacak. Şimdi sen örnek veriyorum. Bir bilimsel araştırma yapıyorsun. Bilimsel bir çalışma yapıyorsun. Ya herkes yapmış, bunu bulmuş. Ya ben de yaptım, bunu buldum. Değil de hani bir problemimiz, bizim bir sorunumuz olsun. Gerçekten bilime katkı sağlayacak bir şeyimiz olsun. Yani yapmış olmak için yapmayalım. Gerçekten katkısı olsun diye uğraşmamız lazım. Öyle değil mi? Dolayısıyla bir çalışma yaparken, bilimsel araştırma yaparken konuları da bu yönde bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, analizlerin yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilme süreci arkadaşlar. Şimdi ne, bilimsel araştırma dediğimiz zaman ne var arkadaşlar? Planlı ve sistemli olmak, verilerin toplanması. Şimdi veri topluyorsun, değil mi? Yani insanlara gidiyorsun, soruyorsun ya da herhangi bir belge araştırıyorsun, oradaki verilerden yararlanıyorsun. Sonra onu analizlerini yapıyorsun, yorumlayıp değerlendiriyorsun. Bu bilimsel araştırma. Bilimsel yöntem nedir arkadaşlar? Bilimsel yöntem. Yani size bilimsel bir yöntem dendiği zaman aklınıza ne geliyor? Deney, gözlem, araştırmanın yolu. Evet. Başka? Başka fikri olan var mı? Bilimsel araştırmanın ulaşıldığı araç, nicel, sezgi, yol, değil mi? Araştırma basamaklarını kullanmak, veriye ulaşmak için izlenen yol, anket, görüşme, deney, gözlem. Yöntem dendiği zaman akla gelen kelimeler. Şimdi bilimsel yöntem, olgulara ulaşmak için kullanılan standart ve yöntemler bütünüdür. Yani biz şimdi problemimizi belirledik, değil mi? Bir problemimiz var, sorunumuz var. O sorunla ilgili bir çözüme kavuşturmamız lazım. O çözümü nasıl ulaşacağız? O verileri nasıl toplayacağız? İşte o arada kullandığımız yol bizim. Yöntemimiz. Hangi yöntemlerle ulaştık o bilgilere? Evet. Bilimsel yöntem aşamaları, olgusal süreç. Şimdi olgusal süreç, betimleme. Araştırmanın konusu olan olguları ve bunlar arasındaki ilişkileri saptama, sınıflama ve kaydetme. Olgusal süreç, yani betimleme. Gözlem, olguların doğal akışı gözlemlenir. Algılanan veri ve yorumlama, güvenilir ve geçerlilik. Güvenilirlik ve geçerlilik. Şimdi bazen ne yapıyoruz biz? İşte staja giden öğrencilere diyoruz ki, şimdi öğretmen adaylarına söylüyorum, ben eğitim fakültesi olduğum için söylüyorum. Gittiğiniz okulda gözlem yapın. İşte ilk dönem okul deneyimi oluyor. Şimdi okul deneyimi dersi nedir? Sen okula gideceksin, bir deneyimin olacak senin. Hani dedik ya, bilgiye ulaşmanın en iyi yöntemlerinden birisi de deneyimdir. İşte gidecek orada, okulu gözlemleyecek, öğretmenleri gözlemleyecek, öğrencileri gözlemleyecek. Ya burada nasıl ilerliyor işler? Nasıl gidiyor? Öğretmenler odasında neler konuşuluyor, neler yapılıyor? Öğretmen nasıl hazırlık yapıyor? İlk dönem bunların gözlemini yapıyor. İkinci dönem diyoruz ki öğretmenlik uygulaması mesela. İşte gidiyor, bu sefer de o ilk dönemde gözlemlediğini uygulamaya, yapmaya çalışıyor. Ya da doğru olanını. Yani işte gözlemler sonucunda işte şu yanlışlara ulaştım, bunlar şu şekilde düzenlenebilir, şu şekilde doğruya ulaşabiliriz diye düzeltip bu şekilde uyguluyor. Evet, daha sonra fikir sahibi olacak. Algılanan veri ve yorumlama, işte o aldığı o verileri ne yapacak? Gözlem yoluyla aldığı veriyi yorumlayacak. Ha, diyor ki demek ki böyle oluyor diyor. İşte bir öğretmen sınıf yönetimi nasıl sağlıyor? Demek ki bu şekilde sağlıyor. Gözlemliyor ya, görüyor. Ya da gözlemlediğim bir durumla ilgili
İşte dışarıdan bakıyorsun. İşte aşağıda bir olay dönüyor. Apartmanın camından bakıyorsun ya da evin camından. Aşağıda bir şeyler oluyor. Gözlemliyorsun. O algıladığın kadarıyla yorum yapıyorsun. Sonra tabii çok meraklıysan, zaten meraklı olmak lazım bilim için de, bilgi için de değil mi? Aşağı iniyor, soruyor işte burada ne oldu falan filan. Gerçek bilgi elde ediniyor ve böylelikle bilgiye, doğru bilgiye ulaşmış oluyor. Güvenilirlik ve geçerlilik arkadaşlar. Bu geçerlilik ve güvenilirlik kısmına ilerleyen aşamalarda daha ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Deney, deneyici olguların doğal akışına müdahale eder. Bağımlı ve bağımsız değişken. Evet. Şimdi bunlara bakacağız. Ölçme nedir mesela? Ölçme denildiği zaman aklınıza ne geliyor? Ölçmeyi herkes bilir. Yani bir şeyi ölçerken işte metre kullanırız, değil mi? İşte gözle görülüyor mu, görülmüyor mu? Gözle görülmeyen şeyleri nasıl ölçeriz? Sayıyla ifade etme. Evet. Belli kurallara göre nesnelere veya olgulara ya da bunlara ilişkin gözlemlere rakam vermek. Aynen söylediğin gibi. Ölçme bir işi belirleme işi, ölçek ise bu amaçla kullanılan araç. Şimdi ben diyorum ki benim boyum kaç diyorum değil mi? İşte bu ölçme, bu ölçme oluyor. Bu işi belirliyorum. Yani benim boyumu ölçeceğim veya bir insanın boyunu ölçeceğim. Evet, 1.76 diyor Ferdi. İşte o 1.76'ya nasıl ulaşıyoruz biz? Ölçek sayesinde. Neyle? Metreyle. Ya da işte eskiden boy ölçme sağlık ocaklarında şey olurdu böyle. Tartı olurdu. Onun üstünde bir de şöyle şey olurdu. Tam şuradan dayardın. Oradan çıkardı değil mi? O da bir ölçme aracı. Ben her gittiğimde denerdim ya yani küçükken. Ölçmeye çalışırdım. Tabii oradaki en doğru veri de şuradan ölçmüyormuş. Arka taraftan ölçmüyormuş. Bazıları şu öne kadar indiriyordu ya boyun kısa falan. Tabii onu da doğru yapmak lazım. İşte ölçme o işi, belirlediğimiz iş nedir? İşte X kişisinin boyu. Ölçek ise o boyu ölçmek için kullandığımız araç. Tabii ki bunu ben somut olarak örnek verdim ama soyut anlamda da ölçeği kullandığımız yerler var. İşte nedir? Örnek veriyorum. İşte öğrencinin başarısını ölçüyorsun değil mi? Nasıl ölçüyorsun? Yine evet, davranış ölçeği, tutum ölçeği. İşte bunlar nedir? İlgi. Yani gözle görülür şeyler değil. Ama ne yapıyoruz? İşte sınavla ölçüyoruz. Ölçek hazırlıyoruz değil mi? Soru hazırlıyoruz. Bunlarla ölçüyoruz. Dolayısıyla ölçme biçimleri de farklı. Bilimsel yöntem aşamaları, kuramsal süreç. Olgusal süreçte belirlenenleri anlaşılır hale getirmeyi amaçlar. Hipotez var. Koronanın boyutu, mikroskobik diyor. Evet, aynen öyle. Kuram, yasa, öngörü. Evet, şimdi arkadaşlar, hipotez, kuram, yasa, öngörü. Bunları daha önce duyduk mu? Evet, illaki duymuşuzdur. Şimdi hipotez nedir? Hipotez dediğimiz zaman aklınıza gelen şey ne? Varsayım. Test edilebilir bilgi. Güzel. Varsayım. İddia. Evet. Diyorum ki mesela bütün kargalar siyahtır diyorum değil mi? Bu hipotez oluyor mu? Bütün kargalar siyahtır diyorum. Evet. Değil mi? Hipotez oluyor. Şimdi ben daha sonra ne yapıyorum? Bu bütün kargaları incelemem lazım değil mi? Bakıyorum ki bir tane beyaz karga görüyorum. He, diyorum ki beyaz karga da varmış demek ki. İşte bu benim hipotezimi ne yapıyor? Yanlışlıyor arkadaşlar. Evet, çürüdü, hipotezimiz çürüdü. Ya da işte diyoruz ki
bütün bilim insanları gözlüklüdür, değil mi? İşte az önce bilim insanı dedik ya, ya da biri bilim insanı imajı nasıl olur dedik, gözlüklü dediniz. İşte bütün bilim insanları gözlüklüdür. Bakıyoruz ki bir tane bilim insanı gözlüksüzmüş. İşte bu bizim hipotezimizi yanlışlıyor. Kuram ne peki arkadaşlar? Ya da şöyle söyleyeyim, kuram, yasa ve öngörü. Evet, bunları söyleyebilecek olan var mı? Daha önce duyduk mu? Evet, kanıtlanmış hipotez. Açıklama, soyut bilgi. Soyut bir bilgi, hipotezin sistematik hali. Evet. Gözleme dayanan sanı, rasyonel bilgi. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Bizim bu hipotezimiz, ne yapıyoruz? Doğruladık. Gerçekten böyledir dedik. Değil mi? Ciddi manada. Bunu ne yapıyoruz? Kuram haline getiriyoruz. Daha sonra onun bir üst boyutu da nedir? Yasa. Bunu yasalaştırıyoruz. Ta ki ne zamana kadar? Evet, rasyonel bilgi. Öngörü ne peki arkadaşlar? Öngörü. Yani öngörü nedir? Bir nevi tahmindir. Değil mi? Tahmini düşünce. Araştırmaya dair tahmin. Sezgisellik. Şimdi genelde şöyle bir olay var arkadaşlar. Bir bilimsel çalışmayı yaparken ya da bir bilimsel araştırma yaparken sonucunu bileceğiniz bir çalışmayı yapmayın. Niye yapmayın? Yani bana sorarsanız yapmayın. Ya biliyorsun sonucunu böyle olduğunu. Daha önce de yapılmış. Bunlar böyle bulmuş. Hani sen ben de aynı şeyi bulayım diye yaparsan çalışma olmaz. Ne yapacaksın? Gerçekten merak edeceksin. Diyeceksin ki ya ben burada gerçekten çıkacak sonucu merak ediyorum. Şimdi biz lisansüstü öğrencilerle çalışmalar yapıyoruz. Mesela bunları anlatırken söylüyorum. Diyorum ki gerçekten işte problem cümlelerini belirliyoruz. Alt problemleri belirliyoruz. Diyoruz ki şuna da bir bakalım. Gerçekten burada böyle bir sonuç çıkacak mı? İşte bazılar diyor ki şöyle çıkar, bazıları diyor böyle çıkar. İşte diyoruz ki bunu önemli olan bu işte ortadaki ayrılığı ortadan kaldırmak. Bir bakalım, ona da bir bakalım. Bir inceleyelim ne çıkacak. Öyle değil mi? Yani biz böyle öngörüyoruz ama belki de öyle çıkmayacak. Yani bilim bizi yanıltacak belki. Bilinmeyeni bilmeye çalışmak daha güzeldir. Evet, aynen, kesinlikle. Ya farklı çıkma ihtimali varsa. Evet, var tabii ki Gülşah. Yani bu bilim yaparken, özellikle bilimsel araştırma yaparken örnekleme göre değişiklik gösterebilir. Kullandığın ölçme aracına göre değişiklik gösterebilir. Kesinlikle, yani bir grupta mesela X şeklinde çıkar, diğer grupta Y şeklinde çıkar. Evet, acaba zamanla değişmiş olabilir mi merakı? Evet, o da olabilir. Şimdi araştırmaların sınıflandırılması, temel aldıkları felsefeye bakış açısına göre. Şimdi ne var arkadaşlar? Bir nicel araştırmamız var. Bir de ne var? Nitel araştırmamız var, değil mi? Şimdi nicel ve nitel. Nicel ve nitel dediğimiz zaman bizim anlayacağımız şey ya da aklımıza gelen şeyler neler? Bunu açıklayabilecek olan var mı? Nicel, bir şeyin niceliği nedir? Niteliği nedir? Ölçülebilir, ölçülemeyen. Sayısal veri nicel. Bakış nicel ölçülebilen, nicelik büyüklük. Bakış açısı da aynı konuda farklı sonuç ortaya koyabilir. Nicel ölçülen, nitel algıdır. Sayılan ve sayılamayan. Şimdi bir şeyin niceliği diyoruz, değil mi? İşte nicelik açısından işte sayılarla ifade ediyoruz sizin de söylediğiniz gibi. Nitelik dediğimiz zaman da yine aynı. Sayılar yine kullanabiliriz burada ama daha çok bizim için önemli olan sayılar değil. O ölçmeye çalıştığımız, anlamak istediğimiz şeyin niteliğidir yani. Nitel araştırmada bu yönde. Genel nitel araştırmada işte bir şeyin özelliğine bakarız, değil mi? İşte merak ettiğimiz bir konuyu
İşte genelde görüşme kullanılır bunda. Doküman incelemesi kullanabilir. Onlardan veri topluyoruz ve sonra yorumluyoruz. Veri toplama tekniklerine göre görgül, yani ampirik, gözleme dayalı ve belgesel, doküman analizi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Veri toplarken gözleme dayalı ya da doküman analiziyle veri toplayabiliyoruz. Kullanılan verinin özelliğine göre birincil veriye dayalı ve ikincil, yani tepkisiz verilere dayalı araştırmalar. Amaçlarına göre temel ve uygulamalı araştırmalar, değil mi? Mesela uygulamalı araştırmalar dendiği zaman genelde işte laboratuvarda yapılan araştırmalar algılanıyor. Hani biz en başta da söyledik ya, bir bilim insanı dediğimiz zaman aklımıza gelen şeyler ne oluyor? Genelde fen bilimleri oluyor. İşte fen bilimleriyle ilgili bilim insanları oluyor. Fen bilimi çalışanları oluyor. Ama baktığımız zaman uygulamalı araştırmalar sosyal bilimlerde de oluyor arkadaşlar. Ona bakacağız. Birinde deneysel, birinde yarı deneysel. Yarı deneysel nedir? Onların hepsini göreceğiz. Verilerin toplanma zamanına göre anlık, kesitsel ve boylamsal araştırmalar, gözlem birimi denek sayısına göre tek denekli ya da çok denekli araştırmalar. Şimdi ne yapıyoruz? Zamana göre, mesela anlık bir çalışma yapabiliyoruz, anlık inceleme yapabiliyoruz ya da belli bir zaman diliminde araştırma yapıyoruz, değil mi? Bunlar bizim zamanımıza göre. Gözlem birimi ise tek denekli ya da çok denekli. İşte diyoruz ki bazen bir denekle bile çalışma yapılabiliyor. Bazen 1000 denekle de yapabiliyorsun. Yani 1000 kişiye ulaşıyorsun, değil mi? İşte 250 kişiye ulaşıyorsun, 500 kişiye ulaşıyorsun. Birden fazla kişiyle de yapabiliyorsun. Deneme ölçme koşullarına göre gruplar arası araştırmalar, desenler, between groups, gruplar içi araştırmalar, desenler. Bu da deneme ölçme koşullarına göre. Karışık desenler, işte mix metot, değil mi? İleride kullanacağız, söyleyeceğiz. Şimdi nicel araştırmalar. Nicel araştırmalar dedik arkadaşlar. Ne dedik? Sayılarla ifade ediliyor dedik. Baktığımız zaman nicel araştırmaların altında neler var? Tarama var, korelasyonel var, nedensel karşılaştırma, deneysel, tek denekli. Şimdi bunların hepsine bakacağız. Evet, tarama. Şimdi tarama dediğimiz zaman öğrencilerin anlatım yöntemi hakkında neler düşünüyor? Neler düşünüyor diye soruyor. Anket teknikleriyle öğrencilerden veri topluyor, değil mi? Şimdi diyor ki ben bunu bak merak ediyor, değil mi? Burada bakın. Öğrencilerim benim acaba anlatım yöntemi hakkında ne düşünüyor? Böyle bir şey ben de olmadığı şeyden atölye sonunda yapayım böyle bir şey. Ne düşünüyorlar acaba gerçekten? Ama burada şöyle bir şey var. Gerçekten karşıdaki kişi bağımsız bir şekilde cevap veriyor mu? Öyle değil mi? Yani bağımsız bir şekilde hiçbir etki altında kalmadan, işte genelde bu yüzden zaten, aynen samimi mi? Bu yüzden ne yapıyoruz? Bilimsel çalışmalarda bilgi toplamıyoruz. Yani öğrenciyle ilgili olsun, yaptığımız araştırmadaki kişilerle ilgili olsun, yetişkinlerle yapıyorsak onlarla ilgili olsun, hiçbir veri, bilgi olmadan tamamen toplam veri üzerinde çalışmamızı yapıyoruz. Sonra ne yapıyor? Verileri analiz ederek bulgulara ulaşıyor. Anketi veriyor öğrencilere ya da şimdi artık anket verme olayı da yok. Biliyorsunuz ki online bir şekilde her şeyimiz, ölçemizi, anketimizi online bir şekilde hazırlıyoruz. Anında tıklıyoruz. Cevaplar karşımıza çıkıyor. Bu bizim tarama modelimiz arkadaşlar. Survey diyoruz. Korelasyonel. Korelasyonel dediğimiz zaman zaten birçoğunuz biliyordur, değil mi? Korelasyon demek iki değişken arasındaki ne arkadaşlar? İlişki, değil mi?
İki değişken arasında ilişki var mı? İşte bunu az önce de söyledik. İşte çok yemek yemekle kilo almak arasında bir ilişki var mı? Bağlantı mı? Evet. Yani buna merak ediyorum ben, değil mi? Ya diyorum ki çok yemek yemekle kilo almak arasında bağlantı var mı? Onunla ilgili bir çalışma yapıyorum. Korelasyona bir çalışma oluyor. Ders alışkanlıkları, problem çözme yeteneği ve yetenekler. Bunların geometri başarısıyla bir ilişkisi var mı? Ne yapıyoruz? İşte bu nedir? Bir korelasyonel çalışmadır arkadaşlar. İki değişken arasındaki ilişki. Evet, iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri ve neden sonuç ile ilgili ipuçlarını belirlemek için gerçekleştirilir. Korelasyonel araştırma. Nedensel karşılaştırma. İnsan grupları arasındaki farklılıkların nedenlerini ve sonuçlarını koşullar ve katılımcılar üzerinde herhangi bir müdahale olmaksızın belirler. Değil mi? Herhangi bir müdahale olmadan farklılıkların nedenleri ve sonuçlarını koşullar ve katılımcılar üzerindeki müdahale olmadan belirliyoruz arkadaşlar farklılıkları. Şimdi nedensel karşılaştırmaya şöyle diyelim. Öğrenciler, A grubu öğrencileri sosyoekonomik düzeyi yüksek, B grubu öğrencileri sosyoekonomik düzeyi düşük. Başarı puanlarını ne yapıyoruz? Karşılaştırıyoruz, değil mi? Örnek veriyorum. İşte bu acaba sosyoekonomik düzeyi öğrencilerin başarısı üzerinde etkili mi? Ya da puanları üzerinde etkili mi? Ne yapıyoruz? Burada nedensel bir karşılaştırma yapıyoruz. Öğrencilerin davranış modellerinde gözlemlenen değişikliklerin olası nedenlerini belirlemede değerlidir diyoruz arkadaşlar. Deneysel araştırma, evet, az önce de bahsettik. Coğrafya dersi alan öğrenciler. Hani dedik ya, sadece sosyal bilimlerde değil, fen bilimlerinde değil, sosyal bilimlerde de yapabiliriz bakın deneysel. A grubu, işte birinci yöntem uyguluyoruz. Mesela diyoruz ki, coğrafya dersini alan öğrencilere, ben diyorum ki işte 5E modeli öğrencilerin başarısında etkilidir diyorum. Değil mi? İşte genelde böyle modeller, yöntemler uygulanırken işte ne yapıyorlar? Grubun birisine 5E modelini uyguluyor, diğer gruba farklı bir yöntem uyguluyor. İşte o iki yöntem arasında bir fark var mı? Deneysel açıdan bakıyorsun. Ön testlerine bakıyorsun. Ön testte öğrenciler arasında önce bir farklılık olmaması lazım. Çünkü eşit düzeyde olacak ki yarışa aynı anda başlasın, değil mi? Şimdi başlangıçta ön test yaptığımızda ikisinin arasında bir fark varsa yapmamızın bir anlamı yok. Zaten arada fark var. Dolayısıyla birbirine eşdeğer grupları bulacağız ki sonrasında yaptığımız çalışmada yöntemimizin işe yarayıp yaramadığına bakacağız. Evet, test dediği kısımda bu arkadaşlar. Ön test, son test yapıyoruz. Tek denekli araştırma. Tek denekli araştırma, tek bir bireyin, bazen az sayıda bireyden oluşan bir grubun bir süre yoğun bir şekilde incelenmesini ve üzerinde çalışılmasını içerir. Şimdi biliyorsunuz ki bazen psikolojide olabiliyor, değil mi? Psikolojide mesela bir denek üzerinde çalışabiliyorlar. Yani onun altında yatan sebep nedir vesairedir, onunla ilgili çalışmalar yapılıyor. Nitel araştırmalar arkadaşlar. Bakalım. Nitel araştırmalarda ne var? Etnografik, tarihi, eylem araştırması, olgu bilim, kuram oluşturma, durum çalışması, anlatı ve meta analiz. Baktığımız zaman nitel araştırmaların altında bunlar var arkadaşlar. Evet, bundan önceki şey için Pınar vaka çalışması demiş. Aynen, vaka çalışması da o dediğimiz kısma girer. Şimdi etnografik çalışma, etnografik bir araştırma. Bir sınıftaki öğrenciler ve öğretmen. Değil mi? Araştırmacının veri toplaması. Nasıl veri topluyor? Gözlem, görüşmeyle. Daha sonra ne yapıyor? Veriler analiz edilerek
bulgulara ulaşılıyor. Hani diyoruz ya, işte nitel bir çalışmada ben etnografik bir çalışma yapıyorum. İşte bakın buna bir örnek. Bir sınıfta yer alan öğrenciler ve öğretmen araştırma ne yapıyor? İşte araştırmacı ne yapıyor? O öğretmen ve öğrencilerden veri topluyor. Nasıl veri topluyor? İşte görüşme yoluyla veri topluyor, gözlem yoluyla veri topluyor. Sonra bunları ne yapıyor? Analiz ediyor, temalar oluşturuyor ve bundan da bulgulara ulaşıyor. Tarihi bir araştırma nedir? Adı üstünde tarihi bir araştırma. Öyle değil mi? Yani geçmişte ne oldu? Ne bitti? Döküman inceleme değil mi? İşte birinci elden kaynaklardan yararlanıyor, arşiv belgelerinden yararlanıyor, dönemin gazetelerinden, dergilerinden yararlanıyor değil mi? Bu bizim tarihi bir araştırmamış. Görüşme yapma, değil mi? Yani birileriyle görüşme yapıyor, tanıklar varsa aynı. Onlarla görüşme yaparak ne yapıyor? Tarihi araştırmasını yapıyor. Eylem araştırması, biz buna action research de diyoruz arkadaşlar. Eylem araştırması dediğimiz zaman, hiç duyan var mı eylem araştırması? Evet, nedir eylem araştırması biliyor musunuz? İşte ismi eylem olan insanlar üzerinde araştırma yapmak falan. Geçmişte yapılan araştırmalara dayandırılarak. Evet, ben ilk kez duyuyorum diyor. Öğretmen araştırması olarak da geçer. Evet. Eylem planı uygulanır. Güzel. Şimdi diğer insanlar, ortamlar ya da durumlar ile ilgili genellemelere az önem verir. Şimdi örnek, belirli bir sınıftaki öğrencilerin okuma yeteneklerini geliştirmek, belirli bir okulun kütüphanesinin kullanımını artırmak. Deneklerin çalışmaya aktif katılımlarına önem verilir. Şimdi arkadaşlar, eylem araştırması şöyle bir şey. Şimdi siz bir eylem planı hazırlıyorsunuz. Değil mi? İşte bir sınıfta uygulama yapacaksınız. Onunla ilgili eylem planınızı hazırlıyorsunuz. Süreç içerisinde o hazırlamış olduğunuz eylem planını uyguluyorsunuz. Uygularken bakıyorsun ki ya bazı eylem planları işe yaramıyor. Ne yapıyorsun? Hemen geliştiriyorsun ya da onu değiştiriyorsun. Eylem planını farklı bir şekilde uygulamaya başlıyorsun. İşte süreç içerisinde en doğruyu, en uygun planla araştırmanı tamamlıyorsun. Seviyeye göre hareket etmek mi? Aynen, seviyeye göre de hareket etmen lazım kesinlikle. Esnek ve sistematik. Kesinlikle. Şimdi sen ne yapıyorsun? Çalışmana başlıyorsun. Şimdi bazı zaman bazı çalışmalarda nedir? İşte ben şu yöntemi uygulayacağım diyorsun. Onun işe yarayıp yaramadığına bakacağım. Uyguluyorsun, yaradı ya da yaramadı diyorsun. Şimdi eylem araştırmasında eylem planını hazırlıyorsun. Süreç içerisinde bakıyorsun. Bir yerde tıkanıyor. Yani sıkıntılı bir durum var. Öğrenciler bu kısmı anlamıyor. Eylem planı değiştirmen lazım. Yani süreç içerisinde değişiklik yapıyorsun. En doğruya, en iyiye ulaşana kadar. Evet, özellikle stratejik planlarda. Evet. Deneklerin çalışmaya aktif katılımlarına önem verilir. Araştırma ekibinin bir parçası olurlar. Olgu bilime fenomenoloji diyoruz arkadaşlar. Fenomenoloji diye de duyabilirsiniz. Olgu bilim diye de duyabilirsiniz. Farkında olunan ancak ayrıntılı bir biçimde bilinmeyen olguları inceler. Farkında oluyorsunuz fakat ayrıntılı bir şekilde bilmiyorsun. Var mı sizin böyle bir şey? Farkında olduğunuz fakat ayrıntılı olarak bilmek istediğiniz bir şey var mı? İşte o zaman olgu bilimi kullanıyoruz. Şimdi ben bunu biliyorum ama ya bunun altında ne yatıyor? Genellikle tarih, hayal gücü. Evet, hayal gücünü biliyorum ama altında ne yatıyor? Bilemiyorum. Evet, başka var mı? Toplumsal cinsiyet, sanatı sevmem, duygusal zeka,
Biliyorsun ama altında ne yatıyor bilmiyorsun. Evet. Olguyu yaşayan, yansıtabilecek bireyler, görüşme, kesin ve genellenebilir sonuçlara ulaşılmaz. Örneğin kızların okullaşma oranı nedir? Olgu. Başarılı olanlar okulu niye terk etmektedir? Dolayısıyla baktığımız zaman şimdi durum çalışmasıyla olgu bilim. Şimdi durum çalışmasında var olan bir durum var değil mi ortada? Sen o var olan durumu teyit etmek için yapıyorsun. Mesela diyorsun ki oradaki örneğimiz neydi? Evet, durum çalışmasında bir örneğimiz vardı. Neyse, onu geçtik. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Var olan bir durum var. İşte diyorsun ki şu yöntem öğrencilerin üzerinde işe yarar. Ha diyorsun ki bunun üzerine bir de ben çalışma yapayım, bakayım. Var olan bir durumu ortaya koyayım. Olgu bilimde daha ayrıntılı bir şekilde. Şimdi bunu biliyorsun. Bunun altında gerçekten ne yatıyor? Şöyle anlatayım arkadaşlar. Örnek veriyorum. Durum çalışmasında dedin ki X metodu öğrencilerin başarılı olmasını işe yarıyor. Gerçekten bu metot mu işe yarıyor yoksa başka bir şey mi işe yarıyor? Başarıyı etkileyen şey gerçekten benim uyguladığım metot mu? Ne yapıyorsun orada? Olgu bilim için içine giriyor. Daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için ne yapıyorum ben bu sefer? Sorular soruyorum öğrenciye. Diyorum ki öğrenciye İşte gerçekten senin başarını arttıran şey, senin motivasyonunu yükselten şey nedir? İşte öğrenci orada gerçekten o yöntemin işe yaradığını söylüyorsa, o yöntem benim başarımı arttırıyor diyorsa, burada o senin durum çalışmanı doğrulamış olur. Ama olgu bilime baktığımız zaman, olgu bilim açısından baktığımız zaman, ha diyoruz ki öğrenci buna bu cevabı vermedi. Dolayısıyla öğrencinin başarısını arttıran şey bizim uyguladığımız yöntem değil diyoruz. Yani biraz daha ayrıntılı şekilde işin içine giriyoruz. Zaten şimdi bir tanesinde nicel bir çalışma, diğerinde nitel bir çalışma. İşte nitel çalışmada ne yapıyoruz? Şimdi karma yöntem var ileride de göreceksiniz. Karma yöntemde ne vardır? Açımlayıcı sıralı desen var. Mesela o açımlayıcı sıralı desende ne yapıyoruz? Önce bir nicel çalışma yapıyoruz. Var olan bir durumu ortaya koyuyoruz. Ondan sonra o nicel çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda görüşme soruları hazırlıyoruz. İşte nitel karma yöntemi yapacağız ya. O nitel sorulardan da yola çıkarak gerçekten nicel araştırma sonucunda elde ettiğimiz sonuçları doğruluyor mu? Ya da bunun altında ne yatıyor? Merak ettiğimiz zaman bu şekilde bakabiliyoruz. Evet, durum çalışmasında çalışma grubunun deneyimi şart değil. Evet, aynen. Kuram oluşturma, veri toplama ve analiz, kavram, olgu ve süreçler. Yani kuram oluşturma çalışmaları, bu da nitel çalışmadı. Sistematik olarak toplanan ve analiz edilen verilere dayalı olarak kuram geliştirme. Yani burada tamamen elimizdeki verilerden yola çıkarak onları analizini yaparak elde ettiğimiz kuram. Evet, durum çalışmaları geldik yine. Case study. Kullanım amacı bir olayı meydana getiren ayrıntıları tanımlamak. Bir olay ilişkin ayrıntılar açıklama geliştirme, bir olayı değerlendirme. Şimdi burada var olan bir olay üzerinde değerlendirme yapıyoruz. Ama az önce ne dedik? Olgu bilimde altında yatan sebep nedir? Onları araştırıyoruz. Biraz daha ayrıntıya giriyoruz. Anlatı araştırması, insanların bir konuya veya duruma ilişkin deneyimlerini, yaşamış olduğu hikayeleri ile inceler. Buna örnek ne verebiliriz arkadaşlar? Anlatı araştırmasına. Sanki az önce buna benzer bir örnek verdik. Mesela sözlü tarih. Değil mi? Sözlü tarih uygulamaları yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte örnek veriyorum. Kore Savaşı'nda ne oldu? Ne oldu? Ne bitti? Kore Savaşı ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. İşte diyoruz ki Kore Gazisi'nde, değil mi? İşte
Emekli öğretmen adanmışlıkları olabilir mi? Evet, emekli bir öğretmende dediğin gibi yaşadığı deneyimlerle işte öğretmenlerin deneyimleri diye bir çalışma yapacaksın. O öğretmenin deneyimlerine yararlanacaksın. Ya da sözlü tarihte ne yapıyorsun? İşte Kore Savaşı'nda Kore Gazi ile gidiyorsun, görüşme yapıyorsun. Psikoterapi oturumu olur mu? Orada da deneyim yaşanmışlık soruyoruz. Evet, o da olabilir. Şimdi ne yapıyor? Orada anlatıyor değil mi? Şimdi bu yakın zamanda da bir dizi var zaten bununla ilgili. Şimdi dizinin ismini vermeyelim. İşte bir psikolog ne yapıyor? İşte sorularla karşıdaki kişiyi açmaya çalışıyor ve onun anlatmasını sağlıyor değil mi? Dolayısıyla orada onun anlatmış olduğu bilgilerden yola çıkarak bir analiz yapıyor. Sizin söylediğiniz aynı bu şekilde. Ha, bunun şöyle bir güzel şey, şöyle bir sıkıntısı olabilir. Acaba karşıdaki anlatan kişi kendi yorumlarını da, kendi fikirlerini de işin içine katıyor mu? Yani böyle bir sıkıntımız olabiliyor burada. Meta analiz, belirli bir konuda yapılan araştırmaları bir araya toplayıp sonuçlarının istatistiksel yöntemler kullanılarak yorumlanması. Düzeylerine göre araştırma türleri, ne demiştik arkadaşlar? Betimsel, tarama etnografik tarihi, ilişkisel, korelasyonel, nedensel karşılaştırma, müdahaleli, deneysel, tek denekli ve eylem araştırması dedik. Ve dersimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi bugün işte bilimsel araştırmalarla ilgili, yani 10 haftalık bir süreç bu bizim arkadaşlar, biliyorsunuz ki. Temel anlamda işte bilmemiz gereken bilgidir, bilimdir, bilimsel araştırma, bilimsel bilgi türleri vesaire, onların hepsini gördük. Slide paylaşacak mısınız? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Ona bakacağız ilerleyen zamanlarda. Bir bakalım ona. Çünkü paylaşmamız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Atölyemiz gereği nasıl yapmamız gerekiyor? Tabii bilgiyi paylaşılması lazım. Paylaşabiliriz arkadaşlar. Onu ilerleyen süreçte konuşuruz. Zaten grubumuz var. Oradan da iletişim halinde olabiliriz. Yani sormak istediğiniz bir şey olursa cevaplamaya çalışırız. Evet arkadaşlar. Dersimiz YouTube'a yüklenecek mi? Yüklenecek. Oradan izleyebilirsiniz tekrardan. Öyle değil mi Merve? Sanırım yüklenecek. Şöyle hocam. Derslerimiz evet. Şu an zaten kaydediliyor. Bazı düzenlemeler yapıldıktan sonra da yüklenecek. Evet, yüklenebilir. Evet. Var mı arkadaşlar soracağımız bir şey, sormak istediğimiz bir şey, anlamadığımız bir nokta? Evet, yoklama soruyor. Şöyle, şu an daha kayıtlarımız devam ettiği için birinci haftaya mahsus olmak üzere yoklama almayacağım. Bu hafta sadece. Evet, bu hafta yoklama yokmuş arkadaşlar. Devamsızlık hakkımızdan gitmiyor anlaşılan. Sıkıntı yok. Evet hocam, bir hafta yazar. Öyle. Hocam evet. Şu an Nesibe Yıldırım ve Yıldıray Aydın söz hakkı istiyor sanırım. Evet, verebiliriz. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sunumunuz için çok teşekkür ederim. Çok dolu dolu geçti. Ben teşekkür ederim. Ben bilim ve ilim arasındaki farkı merak ediyorum. Nasıl bir yorum getireceğinizi merak ettim. Teşekkür ederim. Evet, çok güzel bir soru. Bilimle ilim arasında. Şimdi bilim ne dedik? Doğrulanabilir, gerçeklere dayalı bilgidir dedik değil mi? İlim dediğimiz zaman, ilim her şeye girebilir ilim içerisine. Yani doğrulasan da, doğrulamasan da bunlar ilim olabilir. Öyle değil mi? Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Benim fikrim bu anlamda. Yani bilim dendiği zaman bir kere doğrulanabilir olması lazım. Gerçek olması lazım. Öyle değil mi?
üzerinde bağımsız bir şekilde düşünebileceğimiz şey olması lazım. İlim dediğimiz zaman işte aslında ilim genelde sosyal bilimlere girer, bilim de fen bilimlere girer diye tanımlayabiliriz. Evet, Hatice ne diyor? İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmek. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar, dedik ya sosyal bilimlerde kendi doğası var. Yani ben farklı yorumlarım, sen farklı yorumlarsın, diğeri farklı yorumlar. İşte bu onun zenginliğini gösterir. Ben sosyal bilimlerin içerisinde ilimi daha çok kullanacağımızı düşünüyorum. Ama fen bilimlerinde bilim dendiği zaman zaten herkesin de anladığı bir şekilde gerçek bir bilgi vardır. İşte elindeki verilerden yola çıkarak sonuca ulaşırsın. Bu da daha çok bilim kısmına giriyor. Yani birinde gerçek vardır, doğrulanabilir. İlimde doğrulanmasa da sıkıntı yok bana göre. Teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yıldıray Aydın ben. Hocam aynı dönem, aynı üniversitede, aynı bölümde yüksek lisans yapmışız ama. Öyle mi? Evet, karşılaşma fırsatımız olmamış. Danışman hocam Özgür Yıldız da benim. Sizin Ayten Hoca herhalde. Öyle gördüm ben. O Muğla Koşma Üniversitesi. Evet, Muğla mezunuyum ben de aynı zamanda. Evet. Hocam şöyle, biz şunu gördük. Genelde hala aynı şeyi görüyoruz da yüksek lisans ya da doktora yapan arkadaşlarda da var bu. Bir araştırma neyle başlar? Genelde hani konu bazlı geliyor. İşte hocam ben şöyle bir konu buldum. Hocam şöyle bir konu var, konuda çalışmak istiyorum. Bu konudaki görüşünüz nedir Ahmet Hocam? Yani bir konuyla mı başlamalı yoksa gerçekten bir problemle mi başlamalı? Evet, ya şimdi şöyle. Şimdi lisansüstü öğrencilerin en çok zorluk çektiği nokta. Şimdi biz bunu atölyenin dersimiz başlamadan önce Merve ile de konuştuk biraz. Şimdi Merve de mesela tez döneminde. Ben diyorum ki öğrencilere bir çalışmayı, bir teze en büyük kısmı nedir? Konu belirlemektir. Yani başlığı belirlemek. Başlığı belirledikten sonra gerisi kolay. Şimdi burada da bunu yaparken yani gerçekten sizin çalışmayı istediğiniz, severek yapmayı, yani ben şunu severek yapıyorum. Şunu da merak ediyorum gerçekten. Nasıl olduğunu. Şimdi biz eğitimcilere özellikle şunu söylüyoruz. Diyoruz ki gerçekten eğitime bir katkısı olacak mı? Öğrencilere bir katkısı olacak mı? Bilim adına bir katkı olacak mı? Olacaksa yapalım. Olmayacaksa bu zaten yapılmış, var olan bir şey. Bunu tekrar tekrar yapalım işte yapmış olmak için ben yüksek lisansı bitireyim. Bir an önce bitireyim, yoluma bakayım. İşte yüksek lisans mezunu olayım demek için mi yapıyorsun? Bunu öğrencilere sormamız lazım. Ve bu doğrultuda da belirlememiz lazım. Ama şöyle ben konu bazlı da olsa işte öğrenci kendi istediği bir problem olarak da olsa orijinal bir konu yapmasını çalışmasını isterim. Gerçekten yani herkesin fikir yürütemeyeceği, merak edeceği ve o merakı giderecek bir konu belirlemesi benim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani Ahmet Hocam konu üzerinden hani gitmek daha doğru olur diye düşünüyorsunuz o zaman. Ya hani... Şöyle yeri gelir konu üzerinde gidersin, yeri gelir problem üzerinden. Yani değişebilir bu. Anladım. Hocam şöyle yani birkaç böyle çalıştaya da katıldım ben de bu bilimsel araştırmalarla ilgili. Özellikle hani yanlış bilinen doğrular şeklinde bir görüş vardı. Hani normalde temelde bilimsel bir araştırma bir problemle başlar diye bir görüş ağırlıklı olarak belirttiler. Hani hakikaten de evet şey çok önemli Ahmet Hocam. Yani alana katkı getirip getirmeyeceği çok önemli. Önemli bir görüş. Ama sanki ben de hocam hani kendim deneyimlerimden şunu anlıyorum. Hani problemle başlaması daha etkili gibi geliyor hani bana bilmiyorum. Hani değerler eğitim mesela hocam siz de görmüşsünüzdür. Çok moda bir konu oldu bir ara. Herkes değerler eğitimi çalıştı. Ama hani birçoğumuz değeri bilmeden çalıştık. Değerin tanımını bilmeden çalıştık. Gerçekten sahadaki problemleri bilmeden çalıştık. Teşekkür ederim. Görüşleriniz için Ahmet Hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Vildan Balcı hocam sizce fen bilimlerine sosyal bilimlerin bakışıyla bakmak konumuz hakkında bir zenginlik katmaz mı bize? Yani çok yönlü olmak. Zaten fen bilimlerinde de yorumlar var arkadaşlar.
İşte biliyorsunuz ki bu yıllardır, işte bilim felsefesi okursanız yıllardır tartışılıyor. Ya biri diyor ki bilim şöyle olur, öbürü diyor bilim böyle olur. Yani şu an bile tam anlamıyla kesin bir şekilde şudur diyemiyoruz. Bakın gördünüz mü yani bilimle ilgili bir sürü tanım var. Herkes farklı farklı şeyler söylüyor, farklı farklı şeyler yapıyor ve yıllardır bu tartışılan bir konu. Bunun için bilim felsefesini okursak zaten bilimin zenginliğini de orada görürüz arkadaşlar. Evet, var mı sorusu olan başka? Anlamadığımız bir nokta. Evet, sanırım yok. Hocam yapılan bilimsel araştırmalar özellikle eğitim konusunda eğitime ne kadar katkı sağlamış olabilir? Şimdi şöyle bu konuyla ilgili eğitime şöyle yapalım. Yapılan birçok şey teorikte kalabiliyor arkadaşlar. Şimdi niye? Biz diyoruz ki işte şu yöntem öğrencinin başarısını arttırır, öğrencinin motivasyonunu arttırır, şöyledir vesaire. Yani teorik anlamda ne yapıyoruz? Biz bu sonuçlara ulaşıyoruz değil mi? Ama öğretmenler bunu ne kadar uyguluyor? Yani burada aslında öğretmenlere de çok iş düşüyor. Şimdi öğretmen bir kere derse gitmeden önce hazırlık yapmalı. İşte bu konuyla ilgili acaba neler yapılmış değil mi? İşte hangi etkinlikler hazırlanmış, ben ne yapabilirim? Kaygı olması lazım. Yani ben bunu bu çocuğa nasıl kazandırırım? Şimdi biz de baktığımız zaman öğretim programı diyor ki şu kazanımlarımız var. Bu kazanımları öğret diyor. Ama burada öğretme kısmı kime ait? Öğretmene ait. Zaten burada öğretmen o kazanımı kazandır da yani yöntemini sen belirle, etkinliklerini sen hazırla. Ona göre sen yap diyor. Yani bu teorikte kalabiliyor çoğu zaman. Çalışmalar yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanmış ama sınıflar geleneksel anlayışa göre dizayn ediliyor. Evet, ne yazık ki sınıflar çok kalabalık. İşte çoğu zaman uygulayacağımız etkinlikler uygun olamayabiliyor. Ama kalabalık sınıflara da uygun olabilecek etkinlikler var. İşte bu öğretmenin derdi olması lazım. Öğretmen diyecek ki İşte burada öğretmenin yenilikçi düşünmesi devreye giriyor. Diyecek ki ben burada X etkinliğini nasıl yapabilirim? Nasıl daha verimli olabilirim? Onun üzerinde çalışmalar yapması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Maalesef öğretmen camiası olarak makale okuma vesaire bilimsel araştırmaları takip edemiyoruz. Evet, yani bilimsel açıdan da öğretmenlerin aslında kendini geliştirmesi, işte güncelliği takip etmesi. Şimdi ne oldu? İşte pandemiden dolayı dijitallik, değil mi? Teknoloji okuryazarlığı, teknoloji kullanımı önemli hale geldi. Dolayısıyla öğretmenin kendisini bu alanda geliştirmesi lazım. Ben bunu nasıl kullanabilirim, nasıl edeyim? İşte bakın bu bir dert. Değil mi? Ortada bir problem var. Öğretmen mesela ne yapıyor? Teknolojiyle ilgili bilgileri eksik. Diyor ki ben bununla ilgili bir problemi var. O problemi çözeyim diyor. Ne yapıyor? Öğreniyor. Bu nasıl oluyor? Şu nasıl oluyor? Deneme yanılmayla ya da birine sorarak. İşte dedik ya, işte birisine sorarak, gözlemleyerek. Bakın bunları aslında bilimde burada tekrarını yapmış oluyoruz. Bu şekilde öğreniyor. Bu fenomene dair gözlemler ile tutarlı ancak kesin olmayan hipotez adında deneysel bir açıklama getirilmesi. Evet arkadaşlar. Var mı sorusu olan başka? Evet sanırım yok. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Katılımınız için hepinize tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. 40 kişiyle tamamlıyoruz. Merve bak yoklama yok dedik. Evet hocam bazı arkadaşlarımız çıktı. Şey hocam ben bir şey söylemek istiyorum. Sunumunuz evet. Gerçekten çok güzeldi. Ben dinlerken kendi adıma söylüyorum. Çok keyif aldım. Emeğinize sağlık, evet. Kaleminize sağlık. Sağ olun. Evet.
Ben çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler. Evet Nazlı, ben de teşekkür ediyorum. Haftaya devam edeceğiz arkadaşlar. Haftaya Profesör Doktor Bilal Duman hocamızla birlikte bilimsel araştırmalar atölyemize devam edeceğiz. Evet, tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun hocam, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.